Merhaba arkadaşlar. Bu video dersimizde Corel 16'da bulunan çizgi araçlarını tanıyacağız. Bu çizgi araçlarına toolbar'dan ulaşabiliriz. Üstten 5. kutuda hemen altındaki sağ oka tıkladığımızda arkadaşlar bir menü çıkacak karşımıza. Bu menüde bulunan tüm araçlar çizgi araçları. Bu araçlarla çizgiler çizebilirsiniz. Freehand serbest elle çizgiler çizebileceğiniz bir araç. Two point line, iki nokta arasına düz çizgiler çizebileceğiniz bir araç. Bezier hem eğri hem de düz çizgiler çizebileceğiniz artistik medya, kaligrafik çizgiler ve farklı desenlerle çizim yapabileceğiniz bir araç. Pen aracı Photoshop kullananlarınız varsa oradan tanıyacaktır zaten. Oldukça kullanışlı bir araç. Hem eğri hem de düz çizgiler çizebilen bir araç. B-spline iki nokta arasına eğrilerle devam eden diagonal çizgiler çizebilen bir araç. Polyline hem serbest hem de düz çizgi çekebilen bir araç. Three point curve de üç nokta belirlediğiniz üç noktaya bir yay çizebilen bir araç arkadaşlar. Biz freehand ile devam edelim dersimize. Mouse'un sol tuşuyla basılı tutup devam ettiğinizde serbest elle çizgiler çizebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu yumuşaklığı buradan ayarlayabilirsiniz. Bu yumuşaklığı sıfır yaparsanız gördüğünüz gibi size çok pürüzlü bir çizgi verecektir. Bir önceki gibi olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden yapacağınız çizimde ki hassasiyeti dikkate alarak bunu 100 ya da 100 ile 0 arası herhangi bir değere getirebilirsiniz arkadaşlar. Çizgi kalınlığını buradan ayarlayabilirsiniz. Ya da çizdikten sonra da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Freehand'de göstermek istediğim bir şey daha var. Mouse'un sol tuşuyla tıklayıp bıraktığınızda düz bir çizgi çıkacaktır karşınıza. Kontrol tuşuyla ya da Shift tuşuyla bastığınızda 15 derecelik açılarla istediğiniz herhangi bir yöne devam edebilirsiniz. Devam etmek istiyorsanız Freehand'de bittiğiniz noktada ya da başladığınız noktaya tekrar bir çizgi çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bıraktım. Shift'e basılı tutarsanız işlemi geri alır. Bakın şu anda Shift'e basılı. İstediğim herhangi bir noktada bıraktım. Çiziyorum. Shift'e basıyorum. Ve gördüğünüz gibi istediğim herhangi bir noktada bırakıp orada kestim arkadaşlar. Freehand aracı oldukça çok işinize yarayacak bir araç. Two point line. Mouse'u basıp bırakmadan devam ediyorsunuz ve size iki nokta arası düz bir çizgi veriyor. Yine biraz önceki Freehand tuş şeyinde de çizim aracında da olduğu gibi kontrol tuşuna veya shift tuşuna basarsanız size 15 derecelik açılarla çizgiler çizme imkanı veriyor arkadaşlar. Bıraktım. Gördüğünüz gibi bunda da eğer devam etmek isterseniz başlangıç ya da bitiş noktasına tıkladığınızda devam eden bir çizgi oluyor. Diğer bir çizgi Bezier eğrisi arkadaşlar. Tıkladınız. Gördüğünüz gibi tıklayıp çektiğinizde size eğriler veriyor. Eğri çizimler yapabilme şansınız oluyor. Tekrar tıkladığınızda da eğer tıklayıp çekmezseniz devamlı tıklamalar yaparsanız düz çizgiler halinde çizimler yapabilme şansı veriyor arkadaşlar. Burada da olduğu gibi
Şimdi bakın kontrol tuşuna basacağım. Gördüğünüz gibi kılavuz okları, yani kılavuz çizgileri 15 derecelik açılarla kaydırıyor. Shift tuşu da aynı şekilde yapıyor arkadaşlar. Bıraktım. Alt tuşa basıp mouse'umu tıklattığımda alt tuşu bırakana kadar arkadaşlar noktayı herhangi bir yere yerleştirmiyor. Alt tuşunu bırakıyorum. Yerleştiriyor. Gördüğünüz gibi hala alt tuşuna basılı. Bezier eğrisiyle oldukça çok çalışacağınızı biliyorum arkadaşlar. Özellikle çizim yaparken Bezier eğrisi inanılmaz derecede işinize yarayacak. Diğer bir çizim aracı Artistic Media. Buradan başlayalım. Burada seçeneklerimiz var. Hangisiyle isterseniz devam edebiliyorsunuz. Çizim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kalınlığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu biliyorsunuz bir öncekindeki gibi yumuşaklığı veya sertliği ayarlayabiliyor. Brush aletimiz de açılır kapanır menümüzde farklı kategoriler var. Objeler, scroll, sensüel. Tıklayalım sensüele. Gördüğünüz gibi burada farklı çizimlere ulaşabilirsiniz. Artistik medyadayken spreye tıklayalım. Burada da yine farklı kategoriler var. Brush strokes, food, footprint, misk, mozaik. Mozaikten bir tane seçelim. Bunu gördüğünüz gibi bize farklı desenler verebiliyor. Bunu arkadaşlar yine buradan kalınlığını ayarlayabiliyorsunuz. Boşluğu, aradaki boşluğu daraltabiliyorsunuz veya genişletebiliyorsunuz arkadaşlar. Buna tıkladığınızda gördüğünüz gibi döndürüyor, bir açı var. Offset'e tıkladığınızda da 25 yapalım, hemen görün. Gördüğünüz gibi dağıtıyor arkadaşlar. Bu da resetliyor, eski haline getiriyor. Artistik medyada başka neler var? Kaligrafik, kesik uçlu kalemle yazı yazabileceğiniz ya da çizgi çizebileceğiniz bir araç var. Gördüğünüz gibi çizdik. Evet. Bunun kalınlığını buradan tabii ayarlayabiliyorsunuz. Biraz inceltelim. Oldukça kalın. Evet arkadaşlar. Sanıyorum anladınız. Buradan da açıyı değiştirebiliyorsunuz. Bir diğer aracımız pen aracı. Photoshop kullananlar biliyordur. Başlıyorsunuz. Aynı Bezier eğrisi gibi düz ve eğri çizgiler çizebiliyor arkadaşlar. Yalnız burada bir farklılık var. Şu kutucuğu işaretlediğinizde götüreceğiniz alanı gördüğünüz gibi kılavuz çizgiyle gösteriyor. Nereye bırakacağınızı. Gördüğünüz gibi çift tıkladığınızda çizime son veriyor arkadaşlar. Bu araçta otomatik olarak üstüne geldiğinizde kılavuz noktaların her bir kılavuz nokta varsa gördüğünüz gibi eksi işareti çıkıyor. Bununla silebiliyorsunuz. Eğer bir kılavuz nokta yoksa, bir kılavuz nokta ekleyecekseniz gördüğünüz gibi kalemin hemen yan tarafında bir artı işareti çıkıyor ve oraya tıkladığınızda da orada bir kılavuz nokta oluşuyor. Artık bundan sonrası shape kenar işleme aracıyla sizin işleme kabiliyetinize kalıyor arkadaşlar.
Ben aracı da gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı bir araç. Yine kalınlıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Diğer bir aracımız B-Spline. Ben hemen bunu size birkaç kılavuz çizgide anlatmayı daha uygun görüyorum arkadaşlar. Çok da eşit aralıklarla olmadı ama biraz yanaşalım. B-Spline'a tıklıyoruz. Bakın, gördüğünüz gibi noktalar belirlediğiniz yerlerde tamamen diagonal çizgiler çiziyor. Bunları daralttığınızda diagonal de daralıyor arkadaşlar. Çift tıkladığınızda çizime son veriyor. Oldukça kullanışlı bir araç. Diğer bir çizim aracımız Polyline. Fruente de benziyor, Bezier eğrisine de benziyor arkadaşlar. Mouse'unuzu bırakmadığınız sürece serbest elle çizim yapabileceğiniz bir araç. Mouse'unuzu bıraktınız, artık düz çizgi çizebilen bir araç haline geliyor. Gördüğünüz gibi bunda da yine yumuşaklığı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Oldukça kolay, sanki Bezier eğrisiyle Fruente çizim aracı karışımı bir araç arkadaşlar. Gelelim 3 point curve. Belirlediğiniz 3 nokta arasına bir yay çizer arkadaşlar. Mouse'unuzu tıklıyorsunuz. Bırakmadan ikinci noktanızı belirliyorsunuz. Bu noktayı belirlerken eğer yine kontrol ve shift tuşuna basarsanız 15 derecelik açılarla size düz çizgi çizme imkanı verir. Düz hatlarda. Bıraktım. Gördüğünüz gibi üçüncü noktayı henüz belirlemedim. Üçüncü noktayı belirlediğinde yay artık çizilmiş ve bitmiş hale gelecek. Burada hemen şunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi eğer kontrol tuşuna basarsanız size çok güzel bir şekilde bir yay verecek. Yok, eğer shift'e basarsanız arkadaşlar merkez sizi gördüğünüz gibi kaydırdığım halde merkezi kaymıyor. Simetrik bir yay çizme şansı verecektir. Ben kontrol ile çizmeyi daha çok seviyorum. Bıraktım. Tıkladığım noktada artık bir dairenin bir kısmıymış gibi bir yay verdi arkadaşlar bize. Bir tane daha yapalım. İkinci noktada bırakıyoruz. Evet. Bir tane daha yapalım. İkinci noktada bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi son derece basit diagonal eğri yay çizme aracı arkadaşlar. Bu dersimiz burada sona eriyor. İyi günler.